Cevabı bekliyoruz. Biraz buz gibi değil mi? Evet, biraz soğuk bir hava gel tekrardan. Bir de erken olmasından kaynaklı herhalde. İlerleyen saatlerde biraz daha sıcak olacak. 118 kilometre. Evet. Bugün herhalde 4 mevsimi yaşarız. Değil mi? Yokuşun işte tepelerde biraz kış, bahar, yaz. Yavaş yavaş yaza doğru gidiyoruz. Evet. Kıyafetleri verirsiniz bize, sıkıntı yok. Evet. Alacağız, vereceğiz. Yokuşta çıkartırız. İnerken tekrar alırız. Turu iyi gidiyor. Yarış temposuna alışmaya çalışıyorum. Ama birkaç etap sonra alışırım diye düşünüyorum. İlk iki etap oldukça sertti çünkü Cavendish çok fazla birinci olmayı çok fazla istiyordu. Ondan kaynaklı bir diğer takımlar arasında bayağı bir çok sert bir çekişme vardı. Hani ekrana yansıdı mı bilmiyorum ama dirsekleşmeler çok çok fazlaydı. Düşenler falan oldu hatta arada sırada. Bayağı grup çok fazla agresifti yani bu geçtiğimiz iki gün. Bundan sonraki etaplarda tekrardan Cavendish'in hevesi geçti sürüşün artık tamam. Aynen biraz daha sakin olabilir. Evet. Çünkü çok dün yani Cavendish ilk defa öyle gördüm yani finish'e doğru son 4 kilometre 3 kilometrede çok agresifti yani. Tabii o da belliymiş yani yarışı kazanmak istedi. Orada belli etti. Ama kolay değil tabii onun için de. Uzun bir zaman sonra tekrardan birincilik. Senin hedef var mı şimdi? Bizim de podyumda inşallah podyuma çıkar. Var mı? Bir hedefimiz var. Gözüne kestirdim bir etap. Marmaris etapını seviyorum işte. O öncesinde yokuş olduğu için bazı sprinterler o yokuşu atlatamıyor. Atlatsa da yorgun olabiliyor. Bu benim için bir avantaj oluyor. Orada önlerde bulunup ilk 5 podyum hadi bunları bakalım. Hedefliyoruz inşallah olur. Hadi bakalım. Teşekkürler. Bol şans. O zamanlarda gerek amatör gerek profesyonel olarak spor yapan birçok bisikletliye trafikte araç çarpması sonucu hayatını kaybeden sporcular ve hobi amaçlı binen vatandaşlar oldu. Yani bu trafikte bisikletliği fark etmemiz için farkındalık yaratmamız gerekiyor. Her anlamda, her yerde bunu yapmamız lazım. Biz bisikletçiler olarak üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bizim işimiz yollarda, biz sürekli yollardayız. Bizim hayatımız yollarda geçiyor. Bizi fark etmelerini istiyoruz. Bize saygı duymalarını istiyoruz. Amacımız bu. Çok güzel bir farkındalık oldu. Bu arada ben Vitali'yi de hemen kutlamak istiyorum. Onurcuğum şöyle aranızda girebilir miyim? Sana da günaydın sesini duyalım mı? Günaydın. Vitali, congratulations with your King of the Mountain jersey. Maybe just say good morning to everyone. Günaydın. Okay, merhaba arkadaşlar. Evet, bugün 3. etaptayız. Beyşehir'den Alanya'ya gideceğiz. Bugün efsane bir etap olacak. Bol inişli, evet tırmanış da var. Yaklaşık 300 metrelik bir tırmanışımız var başta. Sonrasında ama 20-25 kilometrelik iniş var. Ve efsane yollardan geçeceğiz. Ve en güzeli sıcağa gidiyoruz arkadaşlar. Evet, yaklaşık 3 gündür çok üşüdük. Bayağı karlar marlar yağdı biliyorsunuz. O videoları izlemediyseniz mutlaka izleyin. Çok da güzel videolar oldu. Şimdi de yavaş yavaş sıcağa doğru iniyoruz. Biz üşüyoruz evet ama bisikletçiler çok üşüyor tabii. Burada o en büyük sıkıntı orada. Ve bu da performansa yansıyor. Şimdi güneye indikçe tur daha da güzelleşecek. Umarım bisikletçiler de yavaş yavaş gidiyorlar. Dün biliyorsunuz Cavendish'i uzun uzun çekmişim yarış öncesinde. Sonunda da aldı çocuk. Bakalım bugün kimi çekeceğiz. Hadi bakalım şimdi yavaş yavaş hazırlanıyoruz ve oh güneş de geldi. 3. etap başlıyor. Bu arada ben yine Shimano ekibinde en ön araçta olacağım. Oradan size en güzel görüntüleri çekmeye çalışacağım. Hadi bakalım bugün neler çekeceğiz. Turun en uzun etabı başlıyor arkadaşlar. 218 kilometrelik Beyşehir Alanya etabına biraz sonra başlıyoruz. Herkes yerine geçsin. Bisikletçiler yavaş yavaş yerine geçiyor. Ben de en ön Shimano aracına gideyim. Bakın burada gençler son ısınmalarını yapmışlar. Starttaki yerlerini alıyorlar. Hadi bakalım. Thank you.
Üçüncü etapımız başlıyor arkadaşlar. 4 kilometrelik bir nötral startla başlıyoruz. Beyşehir de biraz geziyor çocuklar. Sonra gelecekler ve yavaş yavaş bam 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 başlayacağız. Ne haber abi? Eyvallah, sağ ol. Bugün ne yapacağız abi? Dün yapacağız dedikler. Dün gene bir numara çıkmadı. Yani çok çıkmadı ama bugün biraz olacak gibi. Çünkü olacak bayağı bir uzun parkur. Aynen. Bir de çok fazla şeyler var. Kapılar var. Evet. Özellikle tırmanışlar, güzel tırmanışlar var. Kilometre uzun. Aynen. Ve onun için yanımıza hemen tecrübeli bir mekanik aldık. Shimano'nun en tecrübeli, en şey isimlerinden. Ne yapacağız abi? Geliyorlar mı? Yani çok ortaya açık bir parkur var şu anda. Shimano ne yapıyor abi genel olarak burada? Şimdi kısaca bir şey söyle de sonrasında geniş bir şey yaparız. Shimano burada ne yapıyor? İşte nötral servis dediğimiz olayı gerçekleştiriyoruz biz. Dolayısıyla aslında şu an mesela 170 tane sporcu var. Bizim için hangi takımda olduğu fark etmez. 170 sporcu da bizim için aynı. Yani hepsini nötrüz. Burada yarış esnasında ihtiyaçları olan işte gerek gıda olsun, gerek mekanik destek olsun, gerek bisikletlere arızalanırsa bisiklet vermekten, jant değişimine, lastik patladığında jant değişimine kadar bunu sağlıyoruz. Peki takım araçları var. Takım araçlarından bizim farkımız ne? Takım araçları kendi sporcularına destek veriyorlar ama takım araçları güzergaha göre, güzergahın kritik olduğu yerlerde, işte kaçan sporcular ya da yolun dar olduğu yerlerde oralara giremiyorlar. Adaletsizlik olmasın diye. Böyle durumlarda biz hazırda bekliyoruz. Ve öyle durumlarda hangi takım olduğu fark etmez. İşte nötral servis oradan geliyor aslında. Hepsi nötr olarak ihtiyaçları olduğu anda, ihtiyaçları olduğu zaman da hızlıca destek verip tekrar yarışa katılmalarını sağlıyoruz. Aynen. Çünkü bazı yerlerde arkadaşlar yani takım araçları giremiyor çünkü düşünün 24 takım varsa mesela, 25 takım varsa, ki burada 25 takım var. 25 çarpı 2 yani 50 tane takım aracı var. Onlar o sert şeyle yerlere giremiyor. Onun için Shimano her yerde. Ama böyle bak böyle şey yapabiliriz ya. Shimano her yerde. Evet. Aynen her yerde. Aynen öyle. Hadi bakalım şimdi. Etap başladı. İkinci kilometrede arkadaşlar 4 kişi kaçtı. O zamana kadar bayağı yattılar, biz de yattık. Sprint kapısı da geçti. Bakalım şimdi. Evet, şu anda 4 kişi kaçıştı arkadaşlar. Hemen burada ilk olarak ön taraftaki bisikletçilerin jantlarına bakıldı ve ona göre jantlar ayarlandı. Yani disk fren mi, V fren mi, onlara göre hemen ayarlamalar yapıldı. Çünkü şu anda o 4 kişinin bütün sorumluluğu bizde. Hadi bakalım. Evet, fark 3 dakika oldu arkadaşlar. Şimdi takım araçları muhtemelen gelecekler. İnişler fenaydı arkadaşlar, bayağı köylerin içinden sert virajlarla indik. Şimdi tekrar tırmanış başladı. 4 kişi önde devam ediyor.
Evet, şu anda 88'de iniyoruz arkadaşlar. Evet, şu anda ön grup 3 kişi kaldı arkadaşlar. Bir kişi koptu tırmanış kapısında. Gittim o tarafa. Noktasına geldik arkadaşlar. Burada herkes torbalarıyla bekliyor. Bakın. The peloton is in the 1 km to the feed zone. 1 km to the feed zone for the peloton. Peloton için... En sonunda sahil şeridine indik arkadaşlar. Nihayet ya. Nihayet. Abi ya, ben uyudum abi ben. Açık söyleyeyim de. Böyle bir dalmışım, içim geçmiş. Normalde kaç kilometre? Ya 200 kilometre. Ya 212 olacak işte. Şu anda 165'teyiz. Ve 4 arkadaşı takip ediyoruz. Bir ara içim geçti net. Neyse ki denizi gördük. Evet, biraz önce denizi gördük. Orada bir kendimize geldik ve hava da çok sıcak oldu zaten. Bakalım ne ya. Şimdi bir Alanya'yı görelim değil mi? Özledik Alanya'yı. Diyeceğim de geçen hafta ben daha Alanya'daydım. Ultramaraton vardı biliyorsunuz. Hadi bakalım, bakın deniz. Fark 50 saniye düştü arkadaşlar. Alanya'ya gelmek üzereyiz. Yavaş yavaş yaklaşık 30 kilometremiz kalan kaldı. Evet, son kapıdan da geçtik arkadaşlar. Şimdi hedef finish. Alanya. Evet, finish'e yetiştik arkadaşlar. Nasıldı? Çok iyiydi abi. Şimdi abi nasıldı? Çok iyi geçti bence, çok güzel olacak. Hadi bakalım, şimdi gene bir sprint finish'iyle daha Alanya'dayız arkadaşlar. Bakalım kimler geliyor. Evet, yine Cavendish. Yine Cavendish götürdü valla. İkinci galibiyeti. 3 sene sonra 2 tane üst üste galibiyet. Türkiye sanırım Cavendish'e uğurlu geldi baya. Vay be. ...212 kilometre, dile kolay. Vay be. Not impossible, the problem everybody wants to go there.
Eller de Mustafa'nın işte. Nasıldı beni? Tüp bu da. Benim. Nasıldı? Zordu abi. Değil mi? Abi 200 kilometre. Hangisi şu mu? Evet, sağ kanada pek konuşmak istemedi sanırım. Kendileri bilirler. Allah ganimet topladı. Ne var ne yok verdiler. Ver bakayım bir tane hediye. Al abi. Kimin bilmiyorum ama sana kalsın. Tamam abi çabuk gel. Al. Evet, üçüncü etapın da sonuna geldik arkadaşlar. Artık denize ulaştık. Bundan sonra daha keyifli etaplar olacak inşallah. Deniz kıyısından Kuşadası'na doğru gideceğiz. Hadi bakalım, ama güzel tırmanışlar falan da var. Yarın şimdi burada Alanya'da Kızılkule'den başlayacak. Ve buradan Kemer'e doğru devam edeceğiz. Hadi bakalım. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.